Merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz sevgili akrep burçları. Size özel bir aşk açılımı. Bakalım bakalım aşk hayatınızda neler yaşıyorsunuz, neler oluyor, ne gibi sıkıntılar var sevgili arkadaşlar, sevgili akrep burçları. Zamansız zamana niyet ediyorum. Bu videoyu ne zaman denk gelip izliyorsanız mutlaka o zaman rezon olacaksınızdır. Hiç vaktinizi almadan, zamanınızı kaybetmeden hemen niyetimizi edip açılımımızı yapacağım. Niyet ettim ilahi kanaldan bu videoyu dinleyen kolektifteki akrep burçlarının aşk hayatıyla ilgili en doğru bilgileri ilahi kanaldan hissetmeye ve aktarmaya niyet ediyorum. Akrep burcunun aşk hayatıyla ilgili en doğru bilgileri ilahi kanaldan hissetmeye ve aktarmaya niyet ediyorum. Akrep burcu. Evet. Tamam, başlayalım. Akrep burcu, aşk hayatı. Şimdi sevgili arkadaşlar, sevgili akrep burçları. Şöyle bir şey. Aşk hayatınızda, ilişkinizle ilgili, aşkınızla ilgili aslında çok mücadele vermişsiniz, veriyorsunuz, çaba gösteriyorsunuz, ilişkiyi kurtarmak adına emek veriyorsunuz, maddi manevi üzerinize düşen her şeyi yapmak enerjisi içindesiniz. Aynı zamanda aşkta sevgili akrep burçları, kendinizi şöyle söyleyeyim, imparatoriçe gibi hissediyorsunuz, öyle söyleyeyim. Yani ben aşk kadınıyım diyorsunuz ve dünya benim etrafımda dönsün der gibi de bir halimiz var gibi geliyor bana. Biraz önce aşk kadınıyım dedim ama aşk erkeği için de geçerli tabii ki bu. Beni dinleyen işte dişil ya da eril fark etmez. Kendinize göre alın. Ben zaten aşkın kendisiyim diyorsunuz. Beni sevmeyen, benimle birlikte olmak istemeyen kim olur? Kim beni sevmez? Kim benimle olmak istemez gibisine bir tavrınız var. Siz zaten kendi kendinize aşıksınız. Kendi kendinizi seviyorsunuz. Böyle bir durum var. Ama aşk içinde, sevdiğiniz kişi içinde elinizden geleni yapan bir karaktere sahip gibi görünüyorsunuz burada. Aynı zamanda burada bir aşk adına yine bir ilişki adına işte bir sevdiğiniz varsa, aşkınız varsa bu kişiye gitme, bu kişiyle birlikte olmak için yine bir harekete geçme, eyleme geçme durumunun söz konusu. Bu kişiye doğru gittiğiniz görünüyor. Bir karar verip ya da bir eylem yapıp sevdiğiniz kişinin yanına gitmek için bir çaba sarf ediyor gibisiniz sevgili arkadaşlar. Ya da hayatınızda kimse yoksa da bir ilişki yaşamak için hazırım ve hazırım dediğiniz, kendinizi enerji olarak da hazır hissettiğiniz ve eyleme harekete geçtiğiniz görünüyor burada. Ayak altına ettiğiniz konu aslında iletişime geçmek. İletişim konusunu biraz ayak altı ediyorsunuz, umursamıyorsunuz. Size gelen belki de çok fazla mesajlar var arkadaşlar, sevgili akrep burçları. Yani biraz önce dedim ya, ışığınız, enerjiniz, kendi güzelliğiniz, kendi yakışıklılığınızdan dolayı zaten sizin birine gitme gibi bir durum yok. Ama size öyle bir mesajlar, öyle bir işte aramalar, mesajlar, mailler, görüşmeler geliyor ki size. Güzel güzel, aşk dolu, sevgi dolu, beğeni dolu, hayranlık dolu. Ama siz bunların hiçbirini umursamıyorsunuz ve ayak altı ettiğiniz görünüyor. Sizin düşüncenizde biri var zaten. Sizin düşüncenizde
Onların size yazan kişilerin, size arayan kişilerin, size mesaj atan kişilerin hiçbirini gözünüz görmüyor ama sizin aklınızda biri var. Ve bu kişiye karşı tutkunuz var, bu kişiye karşı arzunuz var, bu kişiye karşı isteğiniz var, bu kişiye gitme arzusu içinde olabilirsiniz ve bu kişiyle görüşme enerjisi içinde olabilirsiniz. Aynı zamanda da diyorsunuz ki aslında ben böyle rahatım. Ben kolumu kıpırdatamam. Kimse için kimsenin ayağına da gitmem. Ben halim vaktim yerinde. Ben böyle de mutluyum. Ama gururunuz, egonuzdan da taviz vermiyoruz aynı zamanda. Gelmek isteyen bana kendi gelsin. Ben kimsenin ayağına da gitmem diyorsunuz. Sadece beklediğiniz biri olabilir. Sevgili arkadaşlar, düşündüğünüz biri olabilir. Bu kişinin size gelmesini istiyor gibi görünüyorsunuz. Ama bir yandan da rest çekiyorsunuz. Bir yandan da kurallarınız var. Bir yandan sınırlarınız var. Bir yandan şartlarınız var. Bu şartlar, bu kurallar, bu dediğiniz işte önünüze serdiğiniz, yani karşı tarafın önüne serdiğiniz şartlar, kurallar söz konusu sevgili arkadaşlar. Çok da gelen kişilere sıcak davranmıyor gibisiniz. Sadece herkese karşı kılıcınızı çekmiş gibi görünüyor olabilirsiniz. Ya da sadece bu kişiyi istediğiniz için diğer kişilere rest çekiyorsunuz, diğer kişileri red ediyorsunuz, diğer kişilere soğuk davranarak, enerji keserek ve sert bir duruş sergileyerek karşı tarafa soğuk enerjiler gönderiyor olabilirsiniz. Ama şöyle bir şey var. Zaten diyorsunuz ki ben aşkın ta kendisiyim. Biraz önce de söyledim. Benimle aşkı yaşayan, benimle ilişki yaşayan şanslı. Ben de aslında şanslıyım. Çünkü ben herkesle birlikte olmam, herkesle birlikte bir şey yaşamam. Birlikte yaşadığım kişi de şanslı, ben de şanslıyım dediğinizde birbirimizi tamamlamamız gerekiyor dediğiniz, birbirinizi şifalandırmanız gerekiyor dediğiniz, birbirimizi beslememiz gerekiyor dediğiniz bir düşünce içindesiniz. Aynı zamanda yani aşkı körü körüye değil, sadece birbirimizi tamamlayalım, birbirimize şifalanalım, beslenelim gibi düşünüyorsunuz aşk adına. Bilinçaltınızda aldatılmak var, bilinçaltınızda ihanete uğramak var, bilinçaltınızda kandırılmak var, bilinçaltınızda arkanızdan işler çevrilmesi var. Bunlardan korkuyorsunuz. Bunlardan korktuğunuz için de aşkta hayal kırıklığına uğruyorsunuz aslında. Bir yandan da öyle söyleyeyim. Bilinçaltınızda bunlar olduğu için başınıza da hep bu tarz şeyler geliyor olabilir. Yani ya da daha önce bunları yaşadığınız için her ilişkide de bunları yaşayacağınızı düşünerek davranıyor olabilirsiniz. Hayal kırıklığına uğramaktan korkuyorsunuz, sevmekten korkuyorsunuz, umut etmekten korkuyorsunuz. Çünkü daha önce dediğim gibi aldatılmış ve kandırılmışsınız ve belki aşka inancınız kalmadı, belki sevgiye inancınız kalmadı. Ya da dediğim gibi artık bir şekilde hayal kırıklığına uğramaktan korktuğunuz için aşkı yaşamak istemiyor olabilirsiniz şu bu aralar sevgili akrep burçlarım. Evet arkadaşlar, enerjimiz kimin ne tuttuysa onlara şifa olsun. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.